Evet. E, <laughs> Merhabalar. E, her şeyden önce herkese teşekkür ediyorum bu organizasyona katıldıkları için, organizasyon komitesinin hazırlıkları için. E, tabii e, ben biraz kendimden bahsedeyim. E, Aydın Annan Menderes Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zooteknik Bölümü Biyometri Genetik Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. 2008 yılından beri <laughs> bu alanda öyle özellikle çiftlik hayvanlarında genomik seleksiyon ve genom boyu ilişki analizleri üzerine çalışmaktayım. Bu çalışmaları ilk önce Iowa State Üniversitesi'nde yaptım uzun bir süre. Oradaki grupla birlikte işte hayvancılık alanında daha doğrusu ziraat alanında yeni olan bu tip çalışmaları hem program yazarak geliştirmeye çalıştık. Ee, tabii o zaman geliştirilen e, program cinselliydi, hala kullanımın söz konusu e, C++'da yazılmıştı. Tabii e, ilerleyen dönemlerde <laughs> Arda'da yeni paketler geliştikçe Arda daha hakim hale geldi bu konuda. E, ve özellikle de e, bu konuda yazılmış olan Symbirite paket programı hakkında e, bilgi vermek istiyorum e, bugünkü sunumda. Tabii Simbi programı Almanya kökenli oradan bir destek alarak sanıyorum doktora çalışması da var galiba. bu genom verilerinin analizi üzerine <laughs> nereden genom verileri özellikle de SNP verilerinin analizleri üzerine hem bitkisel üretim hem de hayvansal üretimden elde edilen genom verilerinin e, özel e, ekonomik öneme sahip hem bitkisel üretim açısından hem de hayvansal üretim açısından ekonomik öneme sahip özellikleri ilişkilendirilerek e, genetik değeri yüksek bireylerin seçilmesi üzerine <laughs> geliştirilmiş bir paket şu an için arın içerisinde. Tabii bu paketle ne yapabilirsiniz? E, i̇şte genomik seleksiyon için gerekli olan e, Bağlantı dengesizliği dediğimiz link içtisi şekillerinden hesaplanabilir, markerların mapları yapılabilir, genomik damızlık değerleri hesaplanabilir ya da pedigriye bağlı damızlık değerler hesaplanabilir. Ve aynı zamanda e, Genome Wise Association Study için gerekli olan marker etkileri tahmin edilebilir ve e, bunlarla ilgili Manhattan Polaklar çizdirilebilir. Bunlar yapılabilecek şeyler. Tabii e, SimRig programına diz, e, siz direkt yukarıda bel, verdiğim adresten ulaşabilirsiniz ve şurada göstermiş olduğum kırmızı daire içerisine vermiş olduğum adresi ar konsol içerisinde kopyaladığınızda programı install edebilirsiniz kendi şeyinize, bilgisayarınıza. Tabii Arın Simbreed'in bu resmi sayfasında, Forge sayfasında ile ilgili e, menüllerine ulaşabilirsiniz. Yapılmış sunulara ulaşabilirsiniz. E, slaytlar da var, e, poster sunuları da var. Buralardan ekstra bilgiler de elde edebilirsiniz. Tabii e, bu program e, tamamen kendi başına bağımsız çalışan bir program değil. E, neleri kullanıyor? Arın içerisinde yazılmış diğer paketleri kullanarak e, Genom analizini yapan bir program. Hangi paketler derseniz, işte burada listelediğimiz, Latis var, Igraph var, Mes var, LD Heatmap var, e, QTL var, işte BLR dediğimiz Bayesian Linear Regression modelleri var. E, regresi kullanıyor. Şimdi şöyle yapılması gerekiyor. İlk önce e, SimGrid'i yüklemeden önce bunları yüklemeniz gerekiyor. Bunları yükledikten sonra programınızı ancak e, Simbreed paketini install edebilirsiniz. Yoksa hata veriyor. E, tabi bu installation'dan sonra e, herhangi bir şekilde paketi kullanmak istediğinizde bilinen işte library fonksiyonuyla Simbrit'i aktif hale getiriyorsunuz. Artık kullanıma hazır hale geliyor. Başka neler yapabilirsiniz? Simbrit'in içerisinde tanımlanmış üç farklı veri seti söz konusu örnek veri seti var işte mısırla ilgili olan fareyle ilgili olan sığırlarla ilgili olan bunları kullanarak siz bu paket üzerinde uygulamalar yapabilirsiniz ya da işte genomik seleksiyonla ilgili bazı e, kurslar vereceksiniz ya da açıklamalarda bulunacaksınız bu paketler bu verileri kullanabilirsiniz tabi data fonksiyonuyla yüklüyorsunuz e, st yani structurela da ne için içinde ne olduğunu veri setinin direkt görme e, söz konusu tabi Simbreed'in çalışabilmesi için kendine özgü bir e, yapı söz konusu e, o yapıyı da anlatacağım ama e, bu veri setleri e, arın içerisinde liste formatında oluşturulmuş veri setleri. O yüzden de e, içerisine ile girdiğinizde hepsini görebiliyorsunuz. Tabii bu sunu içinde ben e, arın içerisindeki Kettle verisini, yani sığır verisini e, onlardan elde edilmiş e, genom verilerini kullanarak hem de Pedigree ve diğerlerini kullanarak e, anlatmaya çalışacağım. E, tabii biz Kettle verisini yüklediğimizde arkadaşlar. E, SDR'la da içine baktığımızda bunun liste veri yapısında oluşturulmuş bir e, veri seti olduğunu görüyoruz. E, i̇çerisinde işte e, kovar e, değişkeni var. Bu tabii kovaryansa işte kovaryete karşılık geliyor. Yani e, eğer sizin verinizde söz konusu ise burada tanımlanması gerekiyor. Tabii onun dışında FINO dediğimiz fenotipik değerleri yani özelliklere ilişkin gözlem değerlerini içeren bir veri yapı söz konusu. E, GENO dediğimiz ya da GINO dediğimiz e, genetik verilerin SMP verileri içeren kısım var. MAP SMP verilerinin hangi kromozom üzerinde ve kromozomda da hangi, lokasyon üzerinde pozisyon olduğunu belirten bir yapı. Pedigri bilgileri işte o bireylerin ister bitki olsun ister hayvan olsun ana babalarına ilişkin değerleri yani soy kütüğünü içeriyor. Çünkü genetik ilişkiyi kurabilmemiz için bunun olması gerekiyor. Ve onun dışında da info dediğimiz işte markerlar arasındaki mesafe veya bunlar işte Centimorgan olarak mı tanımlanmış o da yoksa e, Megabase olarak mı tanımlanmış onu infoda da tanımlayabiliyorsunuz. Ve bütün bu yapı e, R, e Simbreed programı içerisinde ya da paketi içerisinde GP data formatında ne oluyor saklanıyor. Şimdi e, tabii simbridi anlatmadan önce biraz genomik seleksiyonla ilgili bilgi vermem gerekiyor. O olayı hem daha kolay kavramak açısından hem de e, Simbreed'in e, yapısını anlamak açısından. Tabii e, biz genomik seleksiyon diyoruz ama aslında seleksiyon. Yani niye genomik diyoruz? E, seleksiyon biliyorsunuz iyileri seçme olayı. Biz hem hayvansal üretimde hem de bitkisel üretimde amacımız nedir? Amacımız bizim için emek e, ekonomik olarak önemli olan verimlerin, Nedir bunlar? İşte süt verimi olabilir, et verimi olabilir, canlı ağırlık artışı olabilir, e, bitkisel üretimde de kara verimin artırılması olabilir e, ya da işte kaliteli ürün veren bireylerin çoğaltılması olayı. E, nasıl çoğaltacağız? E, bunları etkileyen genetik unsurlar söz konusu. O zaman genetik yapı itibariyle iyi olanları seçeceğiz. Gelecek generasyonu yani gelecekdeki bireyleri bunların bölleri olarak elde edeceğiz. Yani bu biz bizim esas amacımız. Gelecek generasyonun bireylerini oluşturacak ebeveynleri seçmek, ne açıdan? Genetik kapasite açısından iyi olanları belirlemek. E bunun için neyi kullanmamız gerekiyor? Birincisi bir verim kayıtları söz konusu olacak. İkincisi bu verimi etkileyen unsurlar varsa ki biz bunlar ne olabilir? İşte biz bunlara sabit etkiler, şansa bağlı faktörler diyoruz ki işte o bireylerin içinde bulunduğu sürüler olabilir, işletme olabilir, verimin elde edildiği yıl olabilir, mevsim olabilir, e, bireyin yaşı olabilir. Birey dediğim bitki ve hayvan oluyor. E, aynı zamanda e, bireylerin arasındaki genetik ilişki. Biz bunu nasıl oluşturacağız? Pedigir kayıtları olması gerekiyor. Yani o bireylerin ana babası nedir, işte dedesi nedir, halası nedir şeklindeki ilişkileri oluşturabilecek pedigri kayıtlı olacak. Ee, yeni ortaya çıkan bir de genotipik değerler olacak. SMP'ler yani onların kromozomlarında bulunan marker verileri e, bulmamız gerekiyor. Bir de bu markerların o hangi kromozomda ve <laughs> o kromozom üzerinde hangi bölgede olduğunu belirten e, map değerlerine yani harita değerlerine ihtiyacımız olması gerekiyor. Peki biz bunları ne yapacağız? Biz bunları alacağız, İşte G-Blood dediğimiz ya da P-Blood dediğimiz ya da işte Bayes'in istatistiğini kullanarak oluşturulmuş Bayes A, Bayes Bay B ya da Bayes C gibi ya da LASSO gibi modeller içerisinde markerlarla fenotipik değerler arasında bir regresyon yapacağız açıkçası. Bu yapılan regresyon neticesinde markerların etkilerini tespit edeceğiz, daha doğrusu tahmin edeceğiz tahmin ettiğimiz markerların değerlerinde e, aday olarak belirlediğimiz hayvanların markerlarıyla ilişkilendirerek, çarparak, toplayarak ne yapacağız? Genetik kapasitesi iyi olan bireyleri belirleyip gelecek generasyonu onların döllerinden oluşturmaya çalışacağız. Amacımız bu. İşte burada belirlediğimiz genetik yapı, genetik değeri de biz bizim alanımızda genomik damızlık değeri diyoruz. Yani markerlar kullanarak hesaplanmış damızlık değeri. Bundan önce de neyi kullanıyorduk? Sadece pedigriye dayalı bir işlem yapıyorduk. Ona da işte onu nasıl yapıyorduk? People up diyorduk ona da biz. Pedigriye bağlı işte best linear unbiased prediction işini yapıyorduk. Orada da bireylerin damızlık değerlerini hesaplayarak en iyiden en kötüye doğru seçim yapıp gelecek generasyonumuzu oluşturuyorduk. Tabii genomik seleksiyon bize çok büyük bir imkan sağlıyor. Niye açıdan imkan sağlıyor? bireyin genotipi, genetik yapısı doğduğu zaman belirleniyor. Aslında işte dönlenme olduktan sonra genetik yapı belirleniyor artık o ölünceye kadar değişmiyor. Değişmediği için de siz genç yaşta o bireyin ileriye dönük yapısını tahmin etme şansımız oluyor verimi elde etmeseniz bile. E, o zaman da generasyonlar arası süreyi kısaltarak daha önce elde tutulacak ya da sürüden ayıklanacak hayvanları belirleyerek daha ekonomik bir üretime geçebiliyorsunuz. Şimdi biz bu işi nasıl yapacağız? Simbriyle kullanarak ona bakalım. E, tabii elimizde veri olması gerekiyor. Veri bize direkt gelmiyor. Ne yapacağız? Sahaya ineceğiz, veriyi toplayacağız. Nedir işte? Sürüye gideceksiniz, işletmeleri ziyaret edeceksiniz ölçümler yapacaksınız. İşte fino dediğimiz fenotipik değerler yani verimlere ait değerler elde edeceksiniz. Nedir bunlar? İşte süt verimidir, et verimidir, e, yenden yararlanmadır, işte e, verimi olabilir, pamuk lifinin dayanıklılığı olabilir. Bunları elde ettik. sonra sonra bunları etkiler faktörleri tespit edeceğiz. Kovaryet dediğimiz. Onlar da belirlendi. E, pedigree belirledik. E, hayvanlardan Kana aldık ya da örnekler aldık. Laboratuvarda S&P markerları belirledik yeni çiplere göre. Sonra da mapler de belirli zaten. Bunların her biri aslında normalde ayrı bir file olarak, dosya olarak elimizde mevcut. Biz bunları program aracılığıyla birleştirip elde mevcut modelleri bu birleştirilmiş veriye uygulayarak sonuç almaya çalışacağız. İşte Simbrick de buradan hareketle diyor ki sizin elinizde bulunan, fenotipik değerler, kovaryetleri siz bütün dosyaları G, GP data adı altında birleştirelim. Ondan sonra da bunu kullanarak analize devam edelim. Diyor. Ha, ne yapıyorsunuz? Siz bunların hepsini tek tek ara yüklüyorsunuz. Sonra ne oluyorsunuz? İşte create GP data fonksiyonunu kullanarak ne yapmanız gerekiyor? Bunu birleştirmemiz gerekiyor. Şimdi adım adım görelim bunlardan bahsettim, onu geçiyorum. Şimdi ilk önce kovaryetten başlayalım. Sığır verisini kullanıyoruz. Sığır verisi bir simüle edilmiş bir veri. Kovaryet söz konusu değil, sadece Kovayet olarak e, ortalamayı düşünebilirsiniz. Genel ortalama söz konusu. Eğer kovayette söz konusu olursa bunları data frame veri yapısı şeklinde sisteme yüklüyorsunuz, ara yüklüyorsunuz. Gözlem değerleriniz varsa ki ben bu e, sığır verisini kendi bilgisayarıma işte ket, e, Kettle Fino TXT formatında save etmiş durumdayım. İşte üç sütundan oluşuyor. Birinci sütun hayvanların numarasını içeriyor. İkinci sütun birinci özellik üçüncü sütunda ikinci özelliğe ait verileri içeriyor gördüğünüz gibi toplam 500 gözlemlik bir verim söz konusu şimdi ben bunu data frame formatında ne yapıyorum okutuyorum read table fonksiyonu ile ve bunu okuturken de tabi dosyanın ismini veriyoruz header olduğu için sütun başlıkları onu tanımlıyorum sonra da neyi okutmam gerekiyor birinci sütundaki hayvan numaralarını row name olarak fino değişkenine aktarmam gerekiyor. O yüzden de ne yapıyoruz biz? Şunu yapıyoruz. İşte read table formatında row.name eşittir bir dediğimiz zaman birinci dosyamızdaki birinci değişkeni row name olarak alacak ve iki değişkenden oluşan fino değişkenini ya da objesini arın içerisinde oluşturur. Bunu oluşturduktan sonra ikinci aşamada işte pedigri oluşturuyoruz. Elimizde pedigri verileri söz konusu hayvanların e, yani bireyin numarası var, buna karşılık gelen ana baba değerleri var, numaraları var. E, generasyon da olabilir. E, bu şekilde veri söz konusu e, kaç birey var pedigrimizde? Aslında gözleme sahip olan 500 bireyimiz var. Ama bunların da ana babalarını dikkate aldığımızda toplam bizim 1929 tane bireyimiz var pedigrimizde. Biz bunu da aynı şekilde read table formatıyla okutarak, fonksiyonuyla okutarak data frame formatında pedigree değişkenine aktarıyoruz. Aktardıktan sonra GP data'nın içerisine bunu dahil edebilmeniz için create pedigree fonksiyonunu kullanmanız gerekiyor. Bu da sizin o girmiş olduğunuz üç bireyin değerlerini alıyor. Arkadaşlar şu şekilde tanımladığımız işte birincisi bireye ait değerlerdir, ikincisi babaya ait, üçüncüsü de anaya ait değerlerdir deyip pet adı altında yeni bir değişken oluşturuyorum. Neyi kullanarak? Create Pedigree. Çünkü GP Data bunu kabul edecek. Ve Structure'la da şurada oluşturduğumuzu direkt görebiliyoruz. Yani class içerisinde zaten pedigree olarak o tanımlanmış oluyor. Bu şekilde tanımlamalar bittikten sonra siz tanımladığınız bu e, pedigree formatındaki e, pedigree dosyasını summary fonksiyonunu kullanarak tanımlayıcı değerleri elde edebiliyorsunuz. İşte direkt summary'den e, pedigree'nizde kaç birey var, kaç tane baba var, kaç tane ana var, kaç generasyonluk bir pedigree, kaç tane de bilinmeyen var şeklinde size bir özet bilgi veriyor ve bunların yanında pedigrinin de iz diagramını elde etmek isterseniz burada gördüğünüz gibi plat pet yaptığınızda e, size iz diagramının platını da hemen çizdiriyor. Dikkat ederseniz her bir hat aslında bir generasyona karşılık geliyor. Toplam bizim 6 generasyonumuz var. En son generasyonda bir hayvan olduğunu görebiliyoruz. Aradaki çizgilerde bizim e, izlerimiz oluyor hangi bireyle hangi bireyin çiftleştiğini, neticede de hangi dölün elde edildiği hakkında bize bilgi veriyor. Bu şekilde de siz e, summary bilgilerine ulaşabilirsiniz. E, şimdi gelelim e, SMP markırlarını markerlarını nasıl elde edeceğiz? Şimdi S&P markerları da arkadaşlar e, elimizde 102 şeklinde kodlanmış olarak mevcut. E, bunu niye yaptığımı da ben eee break room'da da açıklarım. E, Diğer formatta da olabilir yani A, 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 B ve B, B formatında da olabilir. Ee, burada ben işte e, B, B sanıyorum e, iki olarak yani B allelinin sayısına bakarak bir sayısal kodlama yaptım. E, o kodlamayla e, bilgisayarıma seyrettim. Toplam 500 hayvan için e, 7250 tane markerımız var. E, her bir sanıyorum her bir kromozomda da 250 markerımız var eşit sayıda simüle edildiği için veri setimiz bu şekilde. Bunu yine read table komutuyla ne yapıyorum ben? Gino değişkenine aktarıyorum. Aktarırken de yine row name eşittir bir diyerek birinci sütundakileri row name olarak al diye belirtiyorum. Belirttikten sonra bu genotipler için benim matrix veri yapısını ne yapmam gerekiyor? Tanımlamam gerekiyor. Çünkü ...GP Black Plot içi, GP Data içerisinde e, Simbrate şeyi bekliyor sizden. E, genotiplerin Matrix formatında, veri yapısında olmasını bekliyor. O yüzden de bunu oluşturmanız gerekiyor. onu da bu şekilde oluşturuyoruz ve böylece elimizde bizim e, sütunları eee S&P değerlerinden oluşan satırları da bireylere karşılık gelen 500'e 7250'lik bir e, matris oluşturmuş oluyor. Eğer bunları yapmazsanız e, GP platı oluşturmanızda sıkıntı yaşayacaksınız. E, hata verecektir. Peki niye row name'lerinizi kullanıyoruz diye sorabilirsiniz. Row name'leri kullanmamızın sebebi de bu e, farklı verileri değişken, farklı değişkenler oluşan bu verileri birleştirebilmesi gerekiyor. E, birey numaraları da bunu sağlayacak bize. Ortak olan bu. iki veri setindeki ya da farklı veri setindeki e, ortak olan bu değişkenle bunu sağlayacaktır. Geriye ne kaldı? Geriye map verileri kaldı. Map verilerinde data frame olarak e, ne yapıyoruz? Yine yüklüyor Yüklememiz gerekiyor. E, ve map dosyası şöyle oluşuyor. Birinci sütunda SMP numaraları var, ID'leri var. İkinci sütunda bizim kromozomlarımız var. Üçüncü de her bir Snp'nin o kromozom üzerindeki pozisyonu belirtilmiş durumda. Şimdi biz bunu yine e, row name'i tanımlayarak, bu sefer row name'imiz e, hayvanların numarası değil Snp'lerin numarası oldu e, ve kromozom ve pozisyonlar belirledi e, ve bu şekilde biz artık GP data'yı oluşturabilecek e, gerekli yapıyı oluşturmuş olduk. Artık bunu GP create GP data'yı kullanarak ne yapacağız? E, f, e, finotipik fenotipik değerleri, genotipik değerleri, MFI ve pedigri dosyalarını bir araya getirebileceğim. Ve birleştirdiğimde şu şekilde yukarıda gördüğünüz gibi artık benim GP data içerisinde eee sığır verileriyle ilgili hem fenotipik gözlem değerlerim var, genotipik gözlem değerlerim var, map var, pedigree var ve info değerim var. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi info değeri burada gözü dikkat ederseniz eee centimorgan olarak gözüküyor. Kendisi otomatik belirledi ama bizimki e, megabase olarak e, belli. O zaman ben hemen list e, liste veri yapısında olan bu GP data içerisinde info'dan map unity megabase olarak değiştir şeklinde tanımlıyorum ve tanımladıktan sonra bizim istediğimiz formata gelmiş oluyor. Artık GP data'yı da oluşturduk ve summary fonksiyonunu kullanarak da GP data içerisindeki her değişken için ben ne yapabiliyorum? Tanımlayıcı değerlerimi alabil alabilirim. İşte kovaryet varsa onunla ilgili değerler. Filotipik değerler iki taneydi. Daha doğrusu değişkenimiz iki taneydi. Trade bir, trait iki şeklinde bunun tanımlayıcı değerlerini alabiliyorum. Ee, ve aynı zamanda markerlarla ilgili. E, genotiplerle ilgili verilerimiz var. İşte sıfır olan, bir olan, iki olan şeklinde bunların frekansları verilmiş durumda ve her bir markerin kromozomda bulunan marker sayısının da dağılımını bize veriyor. Ve aynı zamanda pedigri ile ilgili yine e, gerekli bilgileri veriyor. Önceden de elde etmiştik. Bu şekilde GP datayı oluşturmuş oluyoruz. Artık biz hep GP datayı kullanacağız. Arada yine bir e, Markırlarla ilgili bir işlem yapacağız. Ondan sonra bu şekilde kullanıma devam edip gideceğiz. Tabii burada şu aklınıza gelebilir bizim illa map olması gerek, map dosyasının olması gerekir mi ya da pedigree dosyasının olması gerekir mi? Hayır gerekmez. Sadece e, fenotipik değerler ve genotipik değerlerin olması da sizin analiz yapmanızı e, sağlar. Çünkü GBLUP sadece bunun ikisini kullanacaktır. Ama siz markırların e, markerların mapini oluşturmak isterseniz, şimdi göstereceğim, ya da LD hesapları yapmak isterseniz, yani, yani bağlantı dengesiz hesapları yapmak isterseniz kesinlikle map dosyasının olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi e, plot gene map fonksiyonunu kullanarak şu şekilde e, her bir kromozom üzerinde markerların dağılımlarını ne yapabilirsiniz? E, resmedebilirsiniz. Grafik haline getirebilirsiniz. Dağılımları görebilirsiniz. Dikkat ederseniz ee, bir de tabii bunu e, fail içerisinde bir isim belirleyerek de oluşturduğunuz e, bu picture resmi e, PDF dosyası olarak da kaydedebiliyorsunuz. Tabii e, her kromozom üzerinde dağılım belli e, ve bu şekilde siz iki... 250 marker olmasına rağmen her kromozom üzerinde 250 markarın farklı şekilde dağıldığını, kimi yerlerde e, ya da pozisyonlarda yoğun bir yığılma olduğunu, kimisinde çok seyrek olduğunu, sparse olduğunu ne yapabiliyorsunuz görebiliyorsunuz. Tabii aynı map e, şeyini, dağılımını e, dense map'i de kullanarak e, şu şekilde daha böyle renkli bir grafik elde edebilirsiniz. Aynı zamanda renklerin e, o bölgede kaç marker olduğu hakkında size bilgi verebiliyor. Tabii bunu da siz yine file komutunu kullanarak da ne yapabilirsiniz. Herhangi bir dosyaya kolayca kayıt yapabilirsiniz. Tabii şimdi biz GP Data içerisinde neyi kullandık. Şimdi gelelim markerlarla ne yapabileceğiz. Şimdi tabii biz markerları toplamaya başladığımızda, elde etmeye başladığımızda her zaman bütün hayvanlar için ya da bitkiler için e, bütün markırları tespit edemeyebiliyoruz. Eksik gözlemler olabiliyor. Aynı zamanda e, bazı hayvanlar için eksik gözlem olabiliyor. Bazı markerlar için eksik gözlem olabiliyor. Ya da bazı markerların e, minor e, alel e, frekansı dediğimiz en küçük işte e, alel frekansları farklı olabiliyor. Ya da istenelin altında olabiliyor. Bunları ne yapmanız gerekebilir? İşte... Diyebilirsiniz ki ya ben bunları simüle edeyim, bir şekilde elde edeyim ya da elemine edeyim, veriden çıkartayım, temizlik yapayım şeklinde. İşte bunların hepsini siz GP Data'yı kullanarak Code Gino fonksiyonu ile yapabiliyorsunuz. Tabii burada ne yapmanız gerekiyor? İşte input dediğimiz markerları simüle edecekseniz, e, input'u kullanıyorsunuz to diyerek e, işte bir, um, bunu input yap diyorsunuz. Peki imputation'ı nasıl yapacak? Random yapabilir. İşte family bilgilerini, aile bilgilerini kullanarak yapabilir. Ya da işte Beagle dediğimiz bu programı kullanarak bunları yapabilir. Aynı zamanda minor allele frequency tanımlayabilirsiniz. İşte diyebilirsiniz ki yüzde %5'in altında olanları temizle, %10'un üzerinde olanlar kalsın gibi tanımlamalar yapabilirsiniz ya da eksik olanlar belirli bir yüzdenin altında eksik marka sahip olan bireyleri çıkar şeklinde tanımlamaları bu G kod e, Gino içerisinden tanımlayarak işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi bizim veri setimizde nasıl yaptık? Bizim veri setimizde GP data'yı tanımladık. Sonra label heterosis'leri tanımlamak için tabi e, tabii biz AB formatında olanları bir tanımladığımız için ona bir dedik. input yap dedik. Impute type'da da random'ı seçtim. Ve e, burada da true dediğimizde yapılan işlemleri burada listeliyor. Dikkat ederseniz bizim veri dosyamızda hiçbir eksik marker olmadığı için ve biz tabii diğerlerini de temizlemesini istemediğimiz için herhangi bir random imputation olmadı sıfır ama olsaydı burada size ne olacak da onları verecekti. Tabii bu arada şunu kesinlikle unutmayın. Herhangi bir analiz yapmadan önce analizden kastım şu G blob ya da işte Base A, Base B gibi işlemleri modelleri uygulamadan önce kesinlikle kod Gino'yu uygulamanız gerekiyor. Aksi takdirde sonuç alamazsınız. Size diyecek, ki uyarı verecektir İlk önce kod Gino'yu yap, ondan sonra biz analizi yapacağız diye size uyarı verecektir. Devam edelim. Artık biz tabii markırlarımızı da bir, markerlarımızı da bir düzenleme yaptık. Ayıklama, kodlama, şu bu neyse. Ve artık GP kod adı altında veri setimi tamamladım. Artık ben bu veri setini kullanarak ne yapabilirim? Bütün analizleri gerçekleştirebilirim. İlk önce diyoruz ki bağlantı dengesizliği nedir? Bizim popülasyonumuza bunu bir belirleyelim. İşte bunun için de R kare dediğimiz yani aslında korelasyonun karesini elde edeceğiz. Neyi kullanarak? İşte A, B haplotik frekanslarını sonra A alelinin frekanslarını, B alelinin frekanslarını kullanarak ne yapabiliriz? Hesaplayabiliriz. Bunu yapacak fonksiyon da pairwise LD fonksiyonu. Siz tabi burada GP kodlanmış veri yapısını tanımlıyorsunuz, sonra diyorsunuz ki hangi kromozomlarda yapılsın. Eğer siz herhangi bir kromozom tanım, tanımlamazsanız, belirtmezseniz spesifik olarak, bütün mevcut veri setindeki bütün kromozomlar için LD'yi ayrı ayrı hesaplayacaktır. Ve bunu da liste formatında size sunacaktır. İlk önce işte e, sevettiğiniz e, değişken adı altında, işte e, CHR, underscore 1, 2, 3 diye bütün kromozomal hesaplanan eldiği değerlerini orada listeleyecektir. Şimdi göreceğiz. Peki bu saklama işini nasıl yapacak? Ya data frame şeklinde ya da matrix formatında ne yapabiliyor? Saklayabiliyor sizin için. Şimdi e, ben sadece bu örnekte kromozom 1'i uyguladım ve kromozom 1 için data frame mesh şeklinde işlemleri yap dedim. Ve e, kromozom 1 üzerinde bulunan bütün SNP markerlar için ikili ikili kombinasyonlar şeklinde yani pairwise var şeklinde markerları eşleştirdi. İlk ilk önce korelasyonu hesapladı. Korelasyondan sonra da karesini alarak da eldeileri hesapladı. Aynı zamanda da her iki marker arasındaki mesafeyi de buldu. Dist dediğimiz e, distance'ı veriyor. iki kromozom, iki marker arasındaki mesafeyi. Ve bunu da şu şekilde print yaptığımızı da şurada görebiliyorsunuz. İşte, işte e, kromozom 1 için birinci marker, ikinci marker aralarındaki korelasyon, LD değeri ve distance'ı görebiliyorsunuz. Peki bundan sonra ne yapabiliriz? E, işte i̇şte aynı şekilde pardon, Birincisi e, data frame formatındaydı, ikincisi de matrix, e, matrix formatında. Niye iki e, farklı şekilde veriyor? Bundan sonraki bazı grafik formatları e, matrix formatında istediği için size bunu da üretebilirsiniz. E, özellikle hit, e, LD elde map tipinde olan elde grafiklerini oluşturabilmek için matrix formatında istediği için e, bunu da bir alternatif olarak sizlere sunmuş durumda. Şimdi e, biz data frame olarak elde ettiydik. Data frame olarak elde ettikten sonra ben diyorum ki acaba elde ettiğim e, LD değerleri e, markalar arası mesafeye göre nasıl bir dağılım gösterecek? İşte o dağılımı da görebilmek için e, hemen yan tarafta e, şuradaki plot fonksiyonunu kullanarak e, yan tarafta e, LD'lerin dağılımını görebiliyorum ar markalar arası mesafeye göre. Dikkat ederseniz exponential değer... Dağılım söz konusu markalar arası mesafe azaldıkça eldiği değeri yükseliyor, markalar mesafesi arttıkça da elde değerin yani ilişkinin korelasyonun gittikçe zayıfladığını ne yapabiliyoruz görebiliyoruz. Summary ile kullanarak siz hem e, bireyler arası ortalama korelasyon nedir, eldiği nedir, rekare değeri nedir, aynı zamanda bireyler arası en yüksek mesafe o ortalama mesafe nedir? Bunların da özet bilgilerini summary fonksiyonuyla ne yapabiliyorsunuz? Elde edebiliyorsunuz. Hocam çok affedersiniz. Son iki dakikamız kaldı. Oo, tamam. o zaman Çok hızlanmam <laughs> gerekiyor. Evet. Ee, şimdi o zaman buradaki fonksiyonlar geçiyorum. Elde ile ilgili. Esas buralar önemli. Ee, akrabalık ilişkileri çok önemli. Ee, siz Pedigree'yi kullanarak eğer people up yapmak istiyorsanız kesinlikle kingship, e, king fonksiyonunu kullanarak ve ADD'yi e, tanımlayarak bunun içerisinde, red içerisinde e, A maddesini yani ak, ekleme genlerden ileri gelen A maddesini tanımlayabilirsiniz. E, Markırlarla ilgili bu işi yapacaksanız realize'ı realize tanımlamanız gerekiyor. Marker verilerini kullanarak genomik genomic relationship matrix'i sizin için oluşturacaktır. Bununla ilgili örnekleri e, RET'in içerisinde tanımladık ADD'yi de. Ve e, burada görebiliyorsunuz, buraları geçiyorum. Hemen G metrisini oluşturabilmek için şu formüle göre realize diyorsunuz e, ve kinship içerisinde bunu tanımladığınızda şu şekilde otomatikman genomic relationship metriksi sizin için oluşturuyor. Summary fonksiyonu fonksiyonu ile de bunun tanımlayıcı değerlerini elde edebiliyorsunuz. Evet, şimdi peki biz P bulupla G nasıl uygularız? E, bildiğiniz gibi şu doğrusal modelleri belirliyoruz p Up içerisinde A ile tanımlanmış eklemeli genlerde gelen etki var. U ile tanımladığımız ise genomik akrabalık derecesi, pardon genomik akrabalık e, damızlık diye, genomik damızlık değerini belirtiyor. Tabii bunların normal dağıldığını, bir e, varyans kovaryans matrisinin olduğunu biliyoruz. İşte burada U, genomik relationship matrix'e karşılık, burada da A pedigree'ye karşılık gelen. Bunlarla ilgili beklenen değerler, varyanslarımız tanımlanmış durumda. Bizim esas amacımız elde etmemiz gereken A değerleri yani eklebeli damızlık değeri, burada da genomik damızlık değerleri. Hemen e, GP mod fonksiyonunu kullanıyoruz. Bunun içerisinde GP kodu kodlanmış markı değerlerini içeren dosya, P-Blap diyoruz. Pardon, Blap'a göre analiz et. Beslenir, unbiased predator. Peki hangi matrisi kullan? A matrisini, akrabalık matrisini kullan dediğimizde de ve trade'i de bir trade'i, birinci trade'i yap dediğimizde birinci trade ile ilgili analizi gerçekleştiriyor ve sonuçları bize e, veriyor. Fit'in içerisinde gerekli bütün değerler mevcut ama bizim için önemli olanlar Y dediğimiz değer bizim trade e ait olan gözlem değerleri. G de bizim tahmin edilen damızlık değerlerimiz. Bunun ikisi arasında e, korelasyon yapacağız. Ama bunlarla ilgili varyans kovaryansları elde ediyoruz. İşte genetik varyans 99 şeklinde e, hata varyansı da 142 şeklinde verilmiş durumda. Bunları oranladığımız zaman da kalıtım derecesini 0.41 olarak tahmin edebiliyoruz. Akraba pedigriye bağlı kalıtım derecesi oluyor. Ve aynı zamanda e, burada tamam hemen geçiyorum. Sonra e, Y'lerle Tahmin edilen damızlık değerleri arası korelasyona bakmak istersek yani accuracy dediğimiz e, isabet derecesi, seleksiyonda isabet derecesini belirlemek açısından da 0.95 olarak korelasyonu elde edebiliyoruz. Aynı işi e, genomik matrisimizi kullanarak, akrabalık matrisini kullanarak da bulabiliriz arkadaşlar. Tabii aynı işi sadece matrisin ismini değiştirerek e, gerçekleştiriyoruz. Burada bulduğumuz G değerlerimizde genomik damızlık değerleri oluyor. E, bizim için. Aynı şekilde kalıtım derecesini de genomik kalıtım derecesini de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Bulduğumuz varyans genomik e, e, varyans olarak ta, e, ifade edilebilir. Ve buradan hareketle G'ler de bizim için nedir? E, genomik damızık değerleridir. İkisi gözlem değerleriyle korelasyonlara baktığımızda da 0.91 olarak ne yapabiliyoruz? Elde edebiliyoruz. Tabii e, cross validation yapabilirsiniz. Çapraz doğrulama. Bunu yapabilmek için de bazı bireyleri e, yine row name'inizi kullanarak discharge yapabilirsiniz. Veri setinden çıkartabilirsiniz. Geri kalanla training popülasyonunu uygularsınız. G modla yeniden tahminler yaparsınız. Sonra predict fonksiyonunu kullanarak da çıkarttığınız 50 bireyin e, genomik damazlık değerlerini tahmin ederek korelasyon işlemlerini gerçekleştirdiğimizde 0.20 olarak çapraz bu, e, doğrulamada bu işi yapabilirsiniz. Aynı zamanda e, cross validation şeklinde oluşturulmuş bir fonksiyon var. Bu fonksiyon içerisinde elde ettiğiniz veri setinde diyebilirsiniz ki e, ben e, K ile her bir veri seti için oluşturulacak çapraz doğrulama dosyalarını, veri setlerini tanımladım. iki tane oluştur diyoruz. Mesela bu iki tane oluştur deyince 500'lük veri setini rastgele ikiye bölüyor. 250-250 şeklinde. Her birinde tahminler yapıyor. Tahminleri diğer veri setinde kullanarak doğrulama yapıyor. İşte de bu, işi biz bir kere yap dedik. Reple'de bir kere tekrarlattık. ve Burada benim tabii öncedeki tahminleri ne yapmam gerekiyor? Sigma ile tanımlayıp bu varyansları kullan demem gerekiyor. Bunları da tanımladıktan sonra her bir cross-validation içerisinde ne yapıyor? Pardon, şeyleri tahmin ediyor. Gözlenen değerlerle, tahmin değerleri arası korelasyonu bize veriyor? Siz rep'i arttırarak, rep'ler içerisinde çapraz doğrulama... E, dosyalarını ya da veri setlerini artırarak bu işlemleri daha da ne yapabilirsiniz çoğaltabilirsiniz. Birincisi korelasyonu veriyor, ikincisi de en küçük kareler değerlerini hata kareler ortalamasını bize veriyor. Bunun dışında en son olarak bitiriyorum e, yine blap metodunu kullanıyorsunuz akrabalık matrisini kullanıyorsunuz ve bunun içerisinde gp mod fonksiyonu içerisinde marker effects true dediğinizi de Marker etkilerini size veriyor. Zaten bu da bizim e, direkt şeye karşılık geliyor, rigid regression dediğimiz yönteme karşılık geliyor. Zaten bu da ciplatla e, aynı sonuçları veriyor. Ama markerlar üzerinden tahminler yaparak, marker değerlerini de tahmin etmek isterseniz, dediğim gibi bu fonksiyonu kullanıyorsunuz. E, marker değerlerini elde ettikten sonra da Manhattan plot fonksiyonunu kullanarak da şu şekilde Manhattan plot e, markerların Manhattan plotlarını kolayca çizirebilirsiniz. Arkadaşlar.